Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bazı açıklamaları oldu. Kime? Sözcü Medya Grubu Ankara temsilcisi Saygı Öztürk'e, Saygı abiye. İşte Ekrem İmamoğlu'yla birlikte hareket edeceği ve işte Özgür Özel'in yerini alacağı yönündeki haberlerin asparagas olduğunu söyledi Kemal Kılıçdaroğlu. Amerikalı yayın kuruluşu Bloomberg ile devam edelim. Türkiye ekonomisine dair bir analizi vardı. O analize göre Erdoğan sıkı para politikasıyla evet yabancı yatırımcıları kazandı ama bedelini bizler ödedik, yani Türkler ödedi. Erdoğan yabancı yatırımcıları kazandı ama bedelini Türkler ödedi. ABD merkezli Bloomberg, Türkiye ekonomisine dair ilginç bir habere imza attı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonominin direksiyonuna geçmesiyle değişen ekonomi politikalarının etkisini mercek altına aldı. Erdoğan yabancı yatırımcıları kazandı ama bedelini Türkler ödedi başlıklı haberde sıkı para ve maliye politikalarının yabancı yatırımcılara milyarlar kazandırırken Türk vatandaşların yüksek yaşam maliyetleriyle boğuştuğu söylendi. Yeni ekonomi politikalarının dış kaynak çektiği, asgari ücrete zam gündemi olmaması nedeniyle halkın enflasyon konusunda ciddi bir bedel ödediği belirtildi. Dolar borçlanıp Türk lirasına yatırım yapan yabancı yatırımcıların bu carry trade işlemleri sayesinde ciddi kar ettiği ifade edildi. Bloomberg'e konuşan ekonomistlere göre yatırımcı enflasyondaki düşüşe ortalama vatandaştan daha çok ikna, halkın güveninin yeniden kazanılması ise uzun zaman alacak. Türkiye'de enflasyon artık daha çok siyasi bir mesele. Bloomberg'ün analizine göre Erdoğan'ın ekonomi politikalarındaki değişimin sosyal etkileri konusunda sabrının tükenmesi bir risk. Bu durum Merkez Bankası'nı siyasi bir tepkiden kaçınmak için faizleri erken düşürmeye sevk edebilir. Ayrıca hükümetin asgari ücrete zam yapmama ısrarı ve kararı yatırımcılar için enflasyonu düşürme kararlılığının bir başka işareti olacak. Gıda enflasyonu ve temel ihtiyaç fiyatlarındaki yükseliş çalışanı zorlamaya devam edecek.